Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizleri Amsterdam'a gezdireceğim. Gördüğünüz gibi müthiş bir şehir, fotojenik bir şehir. Burada da kruz var. Böyle kanalları gezdiriyor. Amsterdam'ın kanallarını size gezdiriyor buradaki arkadaşlar. Bu videoda hem Amsterdam'a geldiğinizde neleri yapmanız gerektiğini, bir de neleri yemeniz gerektiği ve nerelere gitmeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğü kadar. Çok da profesyonel Amsterdamcı değilim. Evet arkadaşlar, şu anda Amsterdam'ın sokaklarında geziyoruz. İleride bakın ne var. Şöyle yapayım. Simit Sarayı. Burnumuza garip kokular geliyor burada. Garip kokuların kaynağı burada bazı uyuşturucu maddelerin, Türkiye'de yasak olan uyuşturucu maddelerinin, adını söylemeyeyim, reklamı yapmayayım, yasal olması. Marihuana denen sanırım. Ben de pek anlamam ama. Burada birkaç kafe shop varmış. Onları da belki biraz göstermeye çalışırım sizlere. Çok reklam etmeden. Simit Sarayı'na denk gelmek de garip. Bir de az önce İstanbul Restoran diye bir yerin önünden geçmiştik. Evet, gördüğünüz gibi burada bazı ürünler var alakalı. Yukarıda bazı alet edevatlar. Bu tip şeyler burada satışı serbest. Serbest diye de şey yapmamak lazım. Şurada da gördüğünüz gibi bir yer var. Tobacco shop yazıyor. Bu tip şeyler kullanıma açık yani. Bu bölgede herkes rahatlıkla yolda tüketebiliyor. Burası Dam Square dediğimiz yer. Şurada böyle büyük bir anıt var. Oradan tam anlayabilirsiniz nerede olduğunuzu. Şöyle yapalım. Burada Madame Tussauds isminde bir yer var. İçinde güzel fotojenik şeyler olduğu söyleniyor. Ben girmedim. Turistik aktivitelere pek girmiyorum. Burada güzel bir saat kulesi var. Işık biraz şaşırdı. Böyle güzel bir meydan yani. Burada bir muhtemelen kilise var. Güzel bir meydan. Şimdi burada ne yapılır? En iyi buranın, Hollanda'nın patates kızartması bayağı ünlü. Patates kızartmasına burada frit diyorlar, değil mi? Burada patat diyorlar, bizim orada frit diyorlar. Burada patat diyorlarmış yani Amsterdam'da. Benim yaşadığım şehirde de frit diyorlarmış. İngilizce işte fries'dan herhalde ya da kim kimden aldı bilmiyorum. Burada da böyle millet aksiyon yapıyor. Bir şeyler dansçı oluyor, bir organizasyoncu oluyor. Bu meydanda hep böyle atraksiyonlar oluyor. Millet kuşları besliyor. Güzel bir meydan yani. Bu arkadaş da bir şey isyan ediyor muhtemelen. Şurada da bir tanıdık bir bayrak var. Body World burası. Birkaç katlı bir yer. İçeride böyle insan vücutları şey olarak gösteriliyor. Gerçekten kanıyla damarıyla vücudu soyulmuş insanları gösteriyorlar. Biraz insana tansiyon düşüyor bir yerden sonra. Ben gittiğimde biraz fena olmuştum ama gerçekten ciddi gidilmesi, görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum öyle arkadaşlar. Şimdi sizler için frit alacağız. Bir size de göstereceğiz nasıl olduğunu. Böyle gazetede elde veriyorlar. İçine mayonez veya soğan koyuyorlar. Birkaç sos var. Onları da yerken anlatırım size. Thank you. Evet arkadaşlar. Malzeme bu. Üzerinde mayonez var. Üzerinde tabii biraz soğan var. Ben ilk kez burada soğan olayını gördüm yani fritin üstüne soğan ekme olayını. Bir elle de çekmek zor oluyormuş. Bu şöyle dereye karşı böyle yaptım mı Hollanda'nın şeyi oluyor yani tam mevzusu. Bazen de üzerine fıstıklı sos döküyorlar. Şöyle ilerleyeyim. Şuraya bir yere oturayım da yiyeyim yani. Fıstıklı sosla da acayip oluyor ama fıstıklı soslu aldığın zaman kesinlikle su alman lazım yoksa boğuluyorsun yani. Güzelmiş burası da. Şöyle biraz göstereyim. Şimdi yedikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Biraz frit paylaşıyorum şimdi. Burada da açlık var gördüğünüz gibi. Ufaklıklar çıldırıyor. Ortaya attı malzemeyi, hemen savaş başladı. Bildiğiniz petrol gibi. Biraz daha kalmış içinde. Martılar var ya, milletin elinden de yemek alıyor bu arada. Dikkat edin, sahile falan giderseniz denizde yemek varsa çok yüzsüzlük yapıyorlar. Benim bir tanıdığımın elinden sandviçini kapıp kaçtılar. O yüzden bunlara dikkat edin. Ufaklar sakin. Amsterdam'ın ünlü peyniri Old Amsterdam. Buraya geldiniz mi bundan bir tadına bakıyorsunuz, alıyorsunuz. Beğenirseniz alırsınız. Burada deneme şeyleri de var. Tabii içeride daha şekilli tatlıları da var. Pestolusu vesairelisi. Bayağı güzel. Raflar peynir dolu. Tavsiye ederim yani bunların peynirlerini, Hollanda'nın kaşarını deneyeceksin. Evet, şimdi pestoluyu tadacağız. Öyle mi? Bana da mı kesiyor? Thank you well.
Evet arkadaşlar, yeşil. Ve inan bayağı iyiymiş hem. Alalım mı bir bakalım? Taze bir de. Reises met olijven. Oh, met olijven. Zeytinli. Tomaten. Zeytin domates. Kurutulmuş domates. Sarımsak. Oha, o nasıl peynir ya? Heel mediterranische smaak. Oké, ja, ben heel benieuwd naar. Dankjewel. Evet. Sağ ol canım. Farklıymış. Hangisi oluyor? Şu. Bu da iyiymiş ya. Dükkanı satacak bize bu abla bugün. Bir tane alalım mı? Bu neymiş şimdi? Şili. Şili. Acılı yani. Acı pek sevmem ama. En güzeli de bu. İyiymiş lan. En çok bu. Ya adamlar yapıyor peynir ya. Şu. Bu iyi. Üçü de iyi de. En iyisi bu. Evet, Old Amsterdam'da böyle. Bunu biliyorum zaten. Bunu Hollanda'ya geldiğimde ilk zamanlar yemeye başladım. Sonra bir bırakamadım. Her gün kahvaltıda hafiften yumuşağı var, serti var. Kremalı peynirleri var böyle. Krema şeklinde. Buraya sonradan tatil için geldiğinizde, diyelim uzun kalacaksın 1-2 hafta, internet konusunda sıkıntı çekmeyeyim dersen, böyle mekanlar var. Sim kart falan yazıyor kocaman. Onlardan birine gidip tek kullanımlık sim kart alabiliyorsunuz. Hiçbir bilgi vermeden, çok az bilgi paylaşarak internet paketi zartı zurtu içinde böyle kullanabiliyorsunuz. Şurada da yine coffee shoplar her yerde. Bayağı turistik mekanlar var. Ama az önce bir şeker dükkanına girdim. Şeker dükkanı gerçekten kazıktı yani. Normalde 50 sente 1 euroya aldığınız şey 10 euro, 8 euro, 6 euro falandı. O yüzden kesinlikle turistik yerlere girdiğinizde bir fiyatlara dikkat edin. Hani millet alıyor bilmediği için, ama azıcık ara sokaklara girdiğinizde, biraz merkezden uzaklaştığınızda rahatlıkla daha uygun fiyata bir şeyler bulabiliyorsunuz. Hollanda'nın bir lezzeti daha, pufferzak. Çok ilginç yazılıyor okunuşuyla. Hamurdan yapılmış bir şey. Üzerinde pudra şekeri ve yanında yağ var. Bildiğimiz tereyağı. Şöyle göstereyim. Böyle bir malzeme, bu böyle bir ürün. Sıcak, sıcak yeniyor. Her yerde bulunmuyor. Tatlı satan mağazalarda bulunuyor. Şimdi bir tadına bakalım. Evet. Kendine Müslüman. Diyecektim bana. Nefesime, Allah çarptı işte. Nefesime pudra şekeri kaçtı. Öyle ihtiyacın varsa. Öyle olur. Arıyorum pudra şekeri oldu. Bayağı güzel. Yağlı. Yağda mı yapıyorlar, ne yapıyorlarsa? Bayağı bir kalori hissediyorum içinde. Çok yağlı, şöyle ısırınca içi hamur gibi ama tadı güzel. Yağ açmadık. Yağ da sürüp, yağ bandırıp yiyorsun herhalde. Yağ açmadık. Demek ki açsak daha beter olacak. Açsak bayağı bir fena olacak. O yüzden dikkat ediyoruz. Böyle arkadaşlar, buraya geldiğinizde bunu da gömersiniz artık. Güzel bir şey. Ne kadar? 3, 7 euro. Şu 12 tanesi. 12 tanesi 7 euro. Biz bayağı gezdik sırf videoda gösterebilelim diye. Bayağı gezdik. Birkaç yer kapalıydı korona muhabbetinden dolayı. Ama burada koronaya pek sallamıyor millet. Maskesiz geziyor insanlar. O yüzden bizde bazı mağazalar işte maskesiz giremezsiniz diyor. Küçük mağazalar. Onlara maskeyle girmek gerekiyor. Ama onun dışında problem yok. Burada başka bir Hollanda'nın başka bir lezzeti olan, adını okuyamadığım, Stroot Waffles gibi bir şeydi sanırım. Bunlar var. Bu da bayağı ünlü bir şey burada. Yenilebilecekler arasında. Şöyle göstereyim. Böyle ne diyorlar Türkiye'de? İşte yediğim de bir şey değil aslında da. Yarısı çikolatalı, şekerli, ballı böyle bir şey. Bunu şimdi alıp yine sizin için deneyeceğiz arkadaşlar. Günümüzün günün son lezzetine geçtik. Bunun adını tekrar alalım sizden. Stroopwafel. Stroopwafel adında bir şey. Yine Amsterdam'ın güzide lezzetlerinden bir tanesi. Burada bir sıkıntı olmuş. Polis memuru abimiz şey yapıyor, olay yapıyor. Bunu şimdi yiyoruz. Tadına bakıyoruz. Bu farklı bir versiyonu. Şimdi telefonu bir tutarsan ben bunun tadına bakacağım. Evet, deniyorum. Aşırı şekerli. Şeker koması. Bir de bunu deneyeyim. Marshmallow oldu. Pek güzel değilmiş. Diğeri daha iyi. Yalnız ben, oha döküldü. Ben de bunu yemeyeceğim çünkü zaten bir sürü şekerli yedik. Şu an bu gördüğünüz bölge Damstraatjes yazıyor sanırım. Bu alan Red Light'in girişi. Buraya kesin Amsterdam'a gittin, Red Light'a gitmedin mi muhabbet olmasın diye hemen burayı da göstereyim istedim. Buradan içeri doğru gidince işte o çıplak ablaların olduğu vitrinlerde, ablaların dans ettiği
kısımlara girince kamerayı alıp size monte ediyorlar. O yüzden oraları çekmeyeceğim. Güvenliklerle problem yaşamak istemiyorum. Birisi de geçenlerde şey yazmış. Bir video yayınlamış bir adam. Diyor ki İzmir'de zina var diye ya da işte CHP'yi seçimde seçiyorlar diye deprem oldu diye bir şey demiş manyağın biri. Yani burada bildiğin sokakta adamlar şey yapıyor. Amsterdam'da taş üstünde taş kalmaması lazım yani. Bildiğin burası depremde mepremde dümdüz olması lazım. Zinanın kralı burada yapılıyor çünkü. O yüzden adamın akıl sağlığından şüphe ediyorum. Gördüğünüz gibi burası girişi yani. İleride mevzunun kendisi tabii ki. Böyle bir anlatayım dedim. Burayı da göstermeden, bu yolları da çekmeden bırakmayayım, kapatmayayım dedim videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook'ta da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.